şu anda saat 4:04 geçiyor ve hayatımda çıktığım en heyecanlı yolculuğa çıkıyorum. Çünkü ben New York'a gidiyorum. Eskiden burada ikiz kuleler vardı. Central Park'ın en önemli yeri burası. Merve, orada aşı yaptıracak mısın? Çok güzel fotoğraflar çıkar buradan. George Clooney'nin şu anda oturduğu ev. Hiçbir yerde görmediğiniz bir Starbucks deneyimi. Ben de seni çok özledim anne. Ben de seni çok özledim. Sokaklar bomboş yani. Seni İstanbul'a döndüğümde öldüreceğim. Harry Potter hayranları için gösteriyorum. Manhattan manzaralı bir oda. Değişik olacak benim için de. Sakin olacağım. Şu anda saat 7:40 işte. Tam vaktinde kalkacak rötar yapmadan. 7:50. 9 saat 50 dakika. 10 saat işte. New York'tayım. Allah'ım çok heyecanlıyım. Acayip. Şimdi bir Uber çağırmayı deneyeceğim. Evet, otele giriş yaptım. Şimdi odama giriyorum. Hey tatlı. Tatlı bir oda. Şurada hemen kısa bir şey yapalım. Oda turu. Selam. Burada böyle yatak. Bakalım. Manzaralı. Bayağı güzel. Cam açılıyor mu? Oha. Ha, şu kadar tabii. Tahmin ettim, normalde açılmaz çünkü. Şimdilik büstüm değiştiriyorum. Sonra aşağıda buluşuruz. Şu anda gidiyoruz. Yani gidiyoruz dediğim de Cem'in şeylerini almaya gidiyorum yani. Güzel kızım, bir tane. Melisa'yla konuşayım. Efendim. Ben de seni çok özledim anne. Ben de seni çok özledim. Bana fotoğraf atın, tamam mı? Arkadaşlar şu anda B&H'teyim. Her Amerika'ya geldiğimizde, her New York'a geldiğimizde daha doğrusu Cem beni buraya fix yani getiriyor her zaman. Web order pick-up'tan bunları alacağım. Ah Cem, ah neler almışsın. İnanamıyorum sana ya. Okay. Okay. Seni İstanbul'a döndüğümde öldüreceğim. Bana asla bu kadar büyük olduğunu söylememiştim. Ah Cem, ah. Şuna bakar mısınız? Şu binayı göstermeye geldim size, yani şu yapıyı. İnsanlar üstüne çıkıp yürüyorlar. Etrafı izliyorlar falan filan. Var, herkes gelip bu binanın önünde işte fotoğraf çekiyor falan. Şöyle bir olay. Arkadaşlar bir otele gittim. Bir üstümü değiştirdim. Vallahi burada galiba tişört dayanmayacak bana, öyle gözüküyor. Kanter içinde kalmışım. Şimdi işte otele çok yakın MoMA diye bir dükkan var. Benim bu çok beğendiğiniz kahvelerimi koyduğum şeylerim, sıcak tutan
termoslarım. Ama sadece tabii o termoslar yok. Başka çok güzel şeyler de var. Şimdi sizi oraya götüreceğim. Evet, şimdi bu Amazon'un 4 yıldız alan ürünlerinin olduğu Amazon 4 Star diye bir mağaza var arkadaşlar. Hemen burada. Çok yakındı zaten otelime, gördünüz. Bir de MoMA Design, designer ürünlerin olduğu hemen şurada karşıda bir mağaza var. İkisine de gireceğim. İkisi de 7'de kapanıyor. 7'ye kadar vaktimiz var. Saat kaç? Bir saatimiz var. Süper. İkisini de gezeriz bence. Şimdi maske takmak zorunlu. Maske takmazsanız kimse almıyor sizi içeri. Açık havada pek kimse takmıyor gerçekten. Zaten herkes tabii ki şey olduğu için, aşılı olduğu için. Ya da gelenler de zaten Covid testli olduğu için falan filan. Yemek yemek için güzel bir yer. Ay dur, koluma takıldı ha. Yenebilir yani. Gelindiyse buraya. Evet. Another broken plate. Another called off date. We never seem to get it right. Another heart attack. Words that we can't take back. We are the reason opposites attract. Once you slam the door on the second floor, I regret it all. When I think it through, I can help the way I feel for you. Mm-hmm. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Stuck in an endless fight like every night. It still feels right. Arkadaşlar, aşırı derecede yoruldum. Sırtım, belim inanılmaz ağrıdı. Odayı şöyle bir topladım. Şeyleri yerleştirdim. Böyle paket yemek aldım. Şöyle manzaraya karşı yemeği düşünüyorum. Yani akşam dışarı çıkamayacağım ben. Bunu yapamayacağım yani. İkinci günüm. Dün mantıklı bir karar vermişim. Dönüp erken yatarak. Hem mantıklı hem mantıksız oldu aslında biraz. Mantıklı oldu, vücudum dinlendi ama saat 4'te kalktığım için bakalım gün ilerleyen saatlerinde hani bugünü çıkartabilecek miyim? Butcher's Daughter'a gideceğiz, sonra 9-11'ın oraya gideceğiz. Bugün gün tamamıyla bize ait, dolu dolu. Daha erken de çıkılabilirdi bu arada ama sokaklar bomboş yani. Yapacak hiçbir şey yok. Her yer kapalı. 9'dan önce hiçbir yer açılmıyor. O yüzden hani erken çıksam ne yapabilirdim onu düşünüyorum. Evet, yemeğim geldi. Getirdim. Eskiden burada ikiz kuleler vardı. O yaşanan büyük trajediyi zaten biliyorsunuz geçtiğimiz vlogta da anlatmıştım. Daha sonra buraya böyle çok güzel bir anıt yapıldı ve hayatını kaybeden insanların isimleri de bu şekilde buraya yazıldı. Böyle sonsuz bir akan su var. Gördüğünüz ve New York'un Manhattan
Manhattan'ın daha doğrusu en meşhur caddelerinden bir tanesi Times Square. Şurada daha önce de Londra'da başka bir versiyonu size göstermiştim. Yine Harry Potter'ın başka bir versiyonu değil. Aynı şey de yani burada da var aynısı. Londra'da da vardı. Bunu da Harry Potter hayranları için gösteriyorum. Böyle sokak sanatçılarını hep göreceksiniz buraya geldiğiniz zaman. Minnie Mouse'lar, Mickey Mouse'lar, kurabiye canavarları, aklınıza ne gelirse her şey. Şimdi onu, bu o fotoğrafı buraya koyacağım. 2012'de ilk geldiğim zaman, ah be çok zalimsin yıllar. Tam şu polis departmanının önünde bu Amerikan bayramlarının fotoğrafım vardı. M&M's'e gidelim istiyorsanız. Bir orayı göstereyim size çünkü çok güzel bir mağaza. Böyle 4 katlı falan da en son bıraktığımda 2012'de. Sonraki geldiğimde 2 sene önce gitmedim tabii daha önce gittiğim için. Oraya bir gidelim. Sonrasına bakalım. Çok seviyorum. Acayip güzel bir yer. Pastis'e geldim şimdi. Burası da bayağı yüksek puan almış yerlerden biri. Yer vardır diye umut ediyorum yani. Bekleyelim. Sadece barda yer bulabildim. Şu anda buradaki bütün masaların hepsi rezerve. İçerisi full, dışarıda da full bir sürü rezerve masa var. O yüzden bu da çok önemli bir not olarak lütfen New York notlarınızın içine alın. Aylar öncesinden rezervasyon yaptırın her yere. Bütün rooftoplara, bütün en iyi top restoranlara aklınızda olsun. She comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Günaydın. Bugün New York soğuk, 17 derece. Ben de yine her zamanki gibi muhteşem seçimler yaparak şort giymişim. Biraz üşüyorum ama bakarız. Sanki günün ilerleyen saatlerinde bir 20 dereceyi buluruz gibi düşünüyorum. Önce çok güzel bir yerde kahvaltı edeceğiz birlikte. Günün ilerleyen saatlerindeki planlarımı da söylemeyeyim artık hepsini bir anda. Her yerde
bedava gördüğünüz gibi COVID testi yapılıyor. İki alternatifi var. Antijen ve standart PCR. İşte bir tanesi 15 dakikada sonuç veriyor. İlk olan. Ve ilk olan 15 dakikada sonuç veren kabul ediliyor tüm ülkeler tarafından. Onu özellikle sordum. Şimdi ben hani test sonucu 15 dakikada çıkanı yaptıracağım. En azından içim rahat olsun, oradan çıksın, sonra istediğimizi yaparız yani. Vaktimiz var. Sorulan en çok soru, Merve orada aşı yaptıracak mısın? İstesem yaptırdım. Aynı bu şekilde test yapılan alanlarda, otobüslerin içinde ve dışarıda, eczanede, her yerde çok rahatlıkla aşı yaptırabiliyorsunuz istediğiniz aşıyı seçip. Ama tabii ki iki doz olduğu için bütün aşılar. Ben ancak ilk dozunu burada yaptırıp Türkiye'ye dönebilirdim. Türkiye'de de şeyi kabul etmiyor bizim ülkemiz. İşte ben Amerika'da ilk dozu yaptırdım, burada ikinciyi yaptıracağım diye bir şey söyleyemiyorsunuz. Ve tabii ki yan etkileri de oluyor. Kol ağrısı, ateş vesaire. Benim zaten bünyem hassas. Bir de böyle hani psikolojik olarak da ya acaba kolum mu ağrıyor falan deyip kendime dert ederim ben onu. O şekilde işlerimi halledemem diye düşündüm eğer bir yan etki olursa diye. Açıkçası yaptırmadım. Türkiye'de kendi ülkemde yaptıracağım. Evet arkadaşlar, testimi yaptırdım. Her ikisini de yaptırdım. 15-20 dakikaya rapid test çıkacak. Diğeri de 1,5-2 gün sürer dedi. Belki de benim gidişime şey olacak, yetişecek. Evet geldik. Şöyle bir genel olarak da göstereyim size. Şimdi buraya geldik. Evet, siparişimi verdim. Starbucks Reserve'deyim. Burası hiçbir yerde görmediğiniz bir Starbucks deneyimi. İşte yemek, belli böyle pizza, salata vesaire gibi bir sürü yemeğin yanında alkol de var. Alkollü kahveler vesaire de var. İçerisi inanılmaz güzel. Hem böyle kahve çekirdekleri öğütülüyor. Acayip büyük. Böyle bir deneyim alanı gibi bir yer yani. Alışık olduğunuz Starbucks'lardan çok çok farklı. Bayağı böyle dışarıda oturuyorsunuz. Garson gelip size servis yapıyor. Tabii içeride de takılabilirsiniz falan. Farklı bir şey söyledim. Bununla başlıyorsunuz. Bununla devam edip bununla bitiriyorsunuz. Biliyorsunuzdur belki ama Amerika'da alkol tüketmek için 21 yaşın üzerinde olmanız gerekiyor. Mesela bu siparişi verdiğimde şey dedi direkt garson böyle. Bana yalan söylemeyin sakın. Gülerek tabii söylüyor. 21 yaşından büyüksünüz değil mi falan dedim. Dedim kaç gösteriyorum sence? İnanamadı hani böyle. İnanamıyorum ben hakikaten 20'lerinizde zannediyordum sizi falan filan. Bir iltifatlar falan havalarda uçuştu. Uber çağırdım otele gitmek için. Los Angeles'ta da bir öğrenci kadın şoföre denk gelmiştim. Bu iki oluyor bugüne kadar hayatımdaki bütün seyahatlerim arasında. Romaine diye bir kadın şoför gelecek. Çok tatlı bence. Çok değişik olacak benim için de. Hi, how are you? Fine, thanks. And you? Yeah, pretty good. Evet, tam bir New Yorker kombini yaptım. Evet. Bugün ilk kez arkadaşlarımla beraber New York'ta gece dışarı çıkıyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım. Benim burada olduğumu görünce hemen mesaj attı. Merve dedi New York'a gelmişsin, hoş gelmişsin. O da New York'ta Manhattan'da yaşıyor. Böyle böyle işte hep birlikte dışarı çıkalım. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ay dedim süper olur. O yüzden açıkçası benim için de çok tatlı bir anı olacak onlarla buluşmak. Inc. 48 diye bir yere gidiyoruz. Orayı hiç bilmiyorum. Ve beni almaya geliyor arkadaşım. O yüzden şimdi onu bekliyorum. Evet, geldik. Şimdi size ne demek istediğimi anlatacağım. Mutlaka Manhattan'a geldiğiniz zaman bir rooftop'ta vakit geçirmelisiniz. Bu da bence New York'un en güzel rooftop'larından bir tanesi. Hava serin ama hiç durulmayacak gibi değil. Çok güzel. Bu arada çok daha yüksek rooftop'lar da var New York'ta. Daha da yüksek. Ama hakikaten bu çok güzel. Birazcık şuradan da göstereyim size. Şimdi Merve'yi alıyoruz ve Meatpacking'e götürüyoruz. Bir sonraki videoda muhtemelen Meatpacking'deki restoranı göreceksiniz. Görüşmek üzere.
Hava bugün harika. Tam Central Park'a gitmelik. Kahvemi aldım. Piknik için yiyecek bir şeyler aldım. Şimdi birlikte Central Park'ın güzelliğinde artık bunu çıkartabilirim. Çünkü parkta hiç kimse maske takmıyor. Aynen, niye çıkartmadıysam. Birlikte gezeceğiz. Atıracağız, piknik yapacağız. Sohbet edeceğiz. Biraz bu New York gezimi konuşuruz. Daha neler yapılabilir onu konuşuruz. Çünkü burası inanılmaz büyük bir yer. Herkesin New York'u kendinedir. Unutmayın bunu. Oturduğumuzda biraz sohbette ederiz nerelere gidilebilir diye. Şimdi ben sizi biraz artık buranın güzelliğiyle baş başa bırakıyorum. Genelde bu kayaların orada, bu kapıdan girerseniz herkes böyle arkada gökdelenlerin olduğu yerde fotoğraf çeker. Burası biraz aslında şey, fotoğraf yeri. Mesela Şekila gibi herkes böyle fotoğraflar falan. Dün işte bir tane üstsüz kız gördüm. Tabii ki hani şimdi kim ne derse desin, benim için çok enteresan bir deneyimdi. Bir kere daha New York'a geldiğinde görmüştüm. Kız böyle işten çıkmış, altında böyle çok güzel bir kalem etek, üstü çırılçıplak. İşten çıkmış, altında böyle Louboutin topuklu ayakkabılar, şemsiye var böyle. Böyle çırılçıplak şemsiyeyle yürüyor falan. Dün gördüğüm kız da öyle çırılçıplak koşuyordu, üstü çırılçıplaktı. Kimse dönüp bakmıyor. Ben de böyle çaktırmadan şöyle falan, şöyle bakıyorum kıza falan, kafamı çevirmeden böyle hani. Değişik yani, tabii ki bakarım yanımdan çıplak biri koşarsa. Kimse bakmıyor. Ben şöyle elimde gariban turist vlog çekiyorum. Herkes böyle bak. Ne yapıyorsam, ulan yanınızdan çıplak kadın geçiyor, bakmıyorsunuz. Alt tarafı elimde GoPro var, kendimi çekiyorum bir de, hani başkasını da çekmiyorum. Kameraya karşı konuşuyorum. Acayip ilginç geliyor, şaka gibi. Çok enteresan. Tabii ki de, bir dakika hemen şuradan para çıkartayım. Sanatçılara her zaman destek. Cem, hatırlıyor musun, bu yolda da ikimizin yere eğilmiş fotoğrafı var. Ay, onları umarım buluruz. Bulursam hepsini ekleyeceğim size. Melisa'yı özledim çok. İşte yalnız seyahat etmenin de böyle şeyleri var. Anneyseniz, babaysanız bu tarz şeyler olabiliyor. Burada genelde müzisyenler oluyor. Çok güzel oluyor buranın. O kadar güzel bir yankısı oluyor ki bu altından geçtiğimiz şeyin. Böyle keman ve işte klasik müzik yaptıkları zaman müthiş oluyor. Birazdan gene gelir bence birileri. Bu merdivenleri Sex and the City izleyenler bilir. Şuraya o fotoğrafı bulup koyacağım. Burası o merdivenler işte. Central Park'ın en önemli yeri burası. Bence enerji olarak da çok güzel. Zaten Central Park harika bir yer ama burayı gerçekten ben çok seviyorum. Benim için ayrıca çok özel. Çünkü Cem'le ilk evlendikten sonra New York'a geldiğimizde yine o fotoğrafları bulursam hepsini koyacağım. Şurada gölün kenarında, şimdi oraya götürüyorum size, fotoğrafımız var. İşte burası. Burada böyle kamerayı yere koyup fotoğraf çekmiştik. O zaman kaplumbağalar var mıydı böyle, bilmiyorum. Ya tiplere bak, gel gel gel. Kaplumbağaya meyve vermeye karar verdim. Bayılarak yiyecek şimdi, göreceksiniz. Kavun var yanımda çünkü. Oy. Oy oy, seni yerim ben. Oy. Doydunuz bence. Yeah.
buraya geldiğimde de söyledim. Herkesin New York'u kendine bence. New York inanılmaz büyük bir yer. Nerede vakit geçirmek istediğiniz, neresinin sizin için öncelik olduğu tamamıyla sizinle alakalı bir şey. Bu benim New York'um. Ben buralarda olmayı seviyorum. Yani Soho'da kalmayı seviyorum. Central Park'a gelmeyi seviyorum. Ne bileyim, Brooklyn'e, gün batımını Brooklyn'e gitmeyi seviyorum falan. Gitmeyi sevdiğim, yemeyi sevdiğim farklı lezzetler var. Giymeyi sevdiğim, bakmayı sevdiğim farklı vitrinler, mağazalar var. O yüzden bu benim New York'um ama hani buraya gelmişken bunlar da kesinlikle yapılması gereken şeyler. Eğer aklınızda böyle bir şey varsa, tek başınıza seyahat etmek gibi, bence hiç ertelemeyin. Ay burayı da görmem lazım, ay şurayı da görmem lazım. Zihniyetinden çıkın, lütfen çıkın yani. Görebildiğiniz kadarını, sizin için önceliği önceden araştırırsınız. Ben neleri yapmayı seviyorum? Biraz benim vlogumdan da bakarsınız. Merve nerelere gitmişti? Aa evet, burayı ben de sevdim. Not alayım. Farklı insanların da New York vloglarını izleyin. Bence yani YouTube'un asıl güzelliği bu. Çok ders çalışıp gelmenize gerek yok. Biraz bence doğal akışına da bırakmak lazım. Zaten beni de gördünüz yani. Bugün Central Park'a gideceğim. Oradan bilmem ne yapacağım diyorum. O gün öyle bir şey olmuyor yani. Bir anda programım değişiyor. Başka bir şey oluyor falan. Tabii ki programımıza sadık kalmaya çalışırsınız ama bazı şeyleri New York öyle bir şey değil çünkü. New York'u izin verin. Biraz kendinizi salın. O size zaten ne yapmanız gerektiğini, o an nerede olmanız gerektiğini size hissettirecek. Ya yani burası gerçekten öyle bir şehir. Meşhur kayaların üzerindeyim. Ben de burada bir tane selfie çektim. Anı olsun diye. Evet, artık Central Park'tan ayrılıyoruz. Şimdi sizi en meşhur, yine buraya geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken Apple Store'a götüreceğim. New York'ta olduğunuzu en çok hissedebileceğiniz yerlerden bir tanesi de kesinlikle buralar. Çünkü bu upuzun gökdelenler ve hani tam anlamıyla New York havasını, New York'tayım ben ya havasını burada yaşayacaksınız, ondan emin olun. Ve işte meşhur camdan Apple. Aa, şey değil mi? Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün markası. Tiffany değil yalnız, Harry Winston demişti. Bu da o meşhur Şeyma Subaşı'nın evlenme teklifi aldığı yüzüğün markası arkadaşlar. Gideceğim. 9 durak sonra Brooklyn'de olmuş olacağım. Sonra inip bir 5-6 dakika yürüdükten sonra arkadaşımla Brooklyn'de bir pizzacıda buluşacağız ve öğlen yemeği yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Brooklyn Bridge burada. Yine burada aynı şekilde köprünün altında bir sürü konsept, mağazalar, restoranlar, bir sürü şey var. Şu görmüş olduğunuz mavi köprüde Manhattan Bridge. Mesela buraya bir tane atlı karınca kurmuşlar falan. Burası sürekli çok hareketli bir yer. Genç, yaşlı, herkesin takılmayı çok sevdiği bir yer. Çünkü çok güzel. Dediğim gibi buraya geldiğiniz zaman mutlaka Brooklyn'e geliyorsunuz. Çok güzel fotoğraflar çıkar buradan ve bütün günü burada geçirebilirsiniz. Net bir bilgi ve yayıyorum bunu net olduğu için. Bu ev George Clooney'nin şu anda oturduğu ev. Bildiğiniz George Clooney burada oturuyor. Şu anda oturuyor yani. İçeride mi bilmiyorum ama. Oturduğu, hali hazırda oturduğu ev burası. Rahatsız etmiyor mudur acaba insanı? Herkes gelip böyle benim gibi. Çekiyordur yani. Herkes çeker çünkü siz de olsanız siz de çekersiniz. Bakın tam rüya evler işte. Benim sevdiğim tarz. Yemeğimizi yedik. Orada çekemedim size. İnanılmaz güzel bir pizza yedim. Dev boyutta böyle. Yani bir pizza boyutunda ama şekli bir dilim pizza gibi olan bir şey. Şimdi Williamsburg'a geldik. Burası da böyle daha endüstriyel görünümlü, çok cool bir muhit. Böyle yine güzel dükkanlar, grafitili duvarlar, geniş geniş böyle dört yol ağzında. Bir yere benzetiyorum buraya ama çıkartacağım.
Evet, daha önce Amazon Locker'ı size öğretmiştim, göstermiştim. Defalarca Londra'da da birçok yerde de Amazon Locker yaptık birlikte. Şimdi tekrar yapacağız. Ha. Bir dakika, birden fazla mı var? Ne diyor? Tamam. 5 paketim varmış. Tamam. Burası açıldı. Neresi açılacak acaba? Birlikte bakıyoruz. Burası açıldı. Çok tatlı. Evet. Of, bayağı büyükmüş. Cem'i öldürme şeyim daha da arttı. Beni mahvetti. Okey. Tık. Burası açıldı. Şaka yapıyorsun. Yani her açılan paketin daha büyük açılması peki. Allah. Ben yani ona bir tane ruj aldırdığım zaman Sephora'ya gidip bana şu ruju alır mısın dediğimde olaylar oluyor. Bakar mısınız paketlere? Evet. Ve son bir paketimiz daha var. Biri alıyoruz. Bakalım. Nereden geleceği belli olmuyor. Çok tatlı. Evet, gördüğünüz üzere sevgili Cem Özkaynağ'ın bana yaptığı şey bu yani. İnanamıyorum sana. Gerçekten. Bakar mısın? Nasıl götüreceğim bunları ben? Sakin olacağım. Bir yolunu bulacağım. Williamsburg'u çok sevdiğim için ve daha önce de gece geldiğimden de bahsetmiştim. 2 sene önce Halloween zamanında. Zaten sabah burada böyle bir parti kurulduğunu görmüştüm ben. O yüzden bir geleyim bakayım ortam nasıl diye merak ettim ve biraz uzaktan takılarak, pek şeye girmeden, insanlarla sosyal mesafeyi koruyarak ki ortamı göstereyim size. Bayağı şu an herkes burada partiliyor. I'm more occasional, don't do it regularly. Backs under my eyes, weighing down heavily. Mama been worried, the devil allegedly deep in the plans. Subconsciously wanted it since I was 10. I thought I was sharp on my scrolling. İyi güzel eğlenceler onlara. Ben şimdi daha böyle sakin bir yerde bir yemek ve belki bir bardak bir şey içip New York'taki son gecemi kendi kendime kutlayacağım. Tiramus yiyeceğim bu saatte var ya. Bak saat 10.30. Risottolar havalarda uçuştu yani bu tatilde. Ama çok yürüyorum. Sayılır mı o? Aşırı yürüyorum yani. Kaç adım almış bak söyleyeceğim. 23.531 yani. İnanmıyorsanız alın, görün. 23.531 adım nedir yani? Bir saate otelden çıkıp havalimanına gitmem lazım. Şöyle 3 bavul. Bakalım nasıl taşıyacağım bunları. Artık odadan çıkış yapıyorum. Kahvemi sana kaldırıyorum. Çok teşekkür ederim. Beni çok güzel ağırladığın için. Bana harika, unutulmaz 4 gün yaşattığın için. Burada yaşadığım bu 4 günü hiçbir zaman unutmayacağım.
Çok teşekkür ederim. Yine geleceğim. Yurttayım. Merhaba. Hoş bulduk. Direkt şöyle biniyorum. Aynen. Evet artık evime geldim. Kızıma kavuştum. Yiyeceğim bunu, çok özledim kızımı. Güzel bir seyahatti aslında, defalarca hep böyle bir kapanış konuşması yaptım. Yani işte çok sevdim New York, çok seviyorum New York'u, iyi ki geldim. Çok güzel bir dört gün. Sadece bir tane mi vardı? Bir adetti o. O bir adetti ve seni bekliyordu orada böyle. Böyle seni bekliyordu. Eğer bu videoyu çok sevdiğinizi biliyorum. Heyecanla beklediğinizi de biliyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni baş başa seyahatlerde görüşmek üzere. Niye şişeyim ya? Niye şişeyim? Hep konuşuyor muyum ben?